Değerli izleyiciler, bu video bölümünde 20. yüzyılda yaşamış en usta şairlerimizden birisi olarak kabul edilen Ahmet Haşim'in en çok bilinen, en çok ses getiren şiirlerinden birisi olan Bir Günün Sonunda Arzu adlı şiirini okuyacağım. Önce şiiri okuyacağım, sonra açıklamaları yapacağım. Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecroldu nümaya. Güller gibi sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha ne ala. Gün doğdu yazı arkalarında. Altın kulelerden yine kuşlar, tekrarını ömrün eder ilan. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam alemlerimizden sefer eyler. Akşam, yine akşam, yine akşam, bir sırma kemerdir suya baksam, üstümde sema kavsi mutalsam. Akşam, yine akşam, yine akşam, göllerde bu dem bir kamış olsa. Evet, şiirin temasına baktığımız zaman, başka bir aleme gitme özleminden bahsedildiğini anlıyoruz. Buradaki bahsedilen alem hayallerde canlandırılan bir ülkedir. Tema kavramını da açıklayacak olursak, bir şairin şiirini yazarken konuya hakim olan duygusuna tema diyoruz. Yani tema çok kısa duygu anlamındadır. Yalnız tema ile konu aynı anlama gelmemektedir. Bu ikisi çok karıştırılmaktadır. Şiirin isminden akşam vakti gerçekleşmesi istenen bir arzudan söz edileceği açıktır. Ahmet Haşim gündüz vaktini çok sevmeyen, özellikle mehtaplı geceleri gündüzün çirkinliklerini örttüğü ve hayal kurmaya müsait bir ortam hazırladığı için çok sevmektedir. Şairin kendi yüzünde çıkan Halep çıbanı adı verilen bir yara izi olduğu için kendini insanlardan uzak tutma düşüncesinin de şairi akşam vaktinin karanlığına sığınma ihtiyacına sevk ettiğinden bazı kaynaklarda bahsedilmektedir. Ahmet Haşim'in manzara tasvirli şiir yazmak için en çok tercih ettiği vakit güneşin battığı ama havanın henüz kararmadığı vakittir. Günün bu saatinde güneşin kısık, etkisini kaybetmiş rengiyle durgun sularda ve ağaçlarda oluşturduğu kızıl renk, şairin en çok tercih ettiği renktir. Şair, güneş ışığının yansımasının net görülebilmesi için göl ve havuz gibi durgun suları şiirlerinde ele almıştır. Şaire göre gece karanlığı, doğal güzellikleri ve kuşların uçuşundaki gizemleri sır gibi saklamaktadır. Sabahleyin güneş doğunca tabiatın güzellikleri, kuşların uçuşları, rengarenk çiçekler, insanlar tarafından net görüldüğünden bu güzelliklerin büyüsü bozulmaktadır. Şiirde geceyi uykusuz geçirmiş bir insanın sabahın oluşuna ait duyguları üzerinde de durulmuştur. Yorgun gözümün halkalarında dizesinden bunu anlıyoruz. Altın kulelerden yine kuşlar tekrarını ömrün eder ilan dizelerinde güneşin doğmasıyla tabiattaki canlanma dile getirilmiştir. Yalnız buradaki kule kelimesinden kasıt, Tanyeri'nin kızıllığıyla sabahleyin altın rengini alan ağaçlardır. Şiirin en sonunda göllerde bu dem bir kamış olsam mısrağı vardır. Burada geçen kamış kelimesinin kullanılış amacını araştırmacılar şu şekilde açıklamıştır. Ahmet Haşim, bugünkü Irak'ın başkenti olan Bağdat'ta dünyaya gelmiştir. Çocukluğu çöllerde geçtiği için suya hasrettir. Suyun içinde büyüyen bir kamış olma isteği bu nedenledir. Ayrıca tasavvufi şiirlerde ney kamıştan yapıldığı için kamışın çeşitli şiirlerde ayrı bir önemi vardır. Evet, bu şiiri sizlere Konya'mızın meşhur Alaaddin Tepesi'nden, güllerin içinden bir sabah vakti okumuş oldum. Başka bir videoda görüşmek üzere.